Günaydın arkadaşlar. Böyle size bu güzelim saksımla günaydın diyorum. Bunu karda kışta içeri aldım mı? O soruyla başlayalım. Almadım. Ve arkadaşlar şu anda kar. Bir şey oldu mu? Olmadı. Çok şükür. Çünkü don olmadığı sürece bu arkadaşlar kardan etkilenmeyeceklerini biliyordum. İnşallah don olayı yaşamayız. Don olayı yaşamayınca da bir şey olmaz arkadaşlar. Ama saksım ne kadar güzelleşmiş, farkında mısınız arkadaşlar? Bakın, hepsi pembe olmuş. Bunlar pembe olduğu zaman çok soru alıyorum. Onlar nasıl pembe oldu? Arkadaşlar, yani kışı gördüğü zaman illa pembe oluyor. Şu anda da kar başladı. Hem de bayağı bir yani sulu kar gibi kar başladı arkadaşlar. Yani bunlara o kadar faydasının olduğunu düşünüyorum ki bazıları şöyle diyebiliyor. Yani neden onları içeriye almadınız? Bir yer mi bulamadınız falan gibi. Çünkü bu arkadaşlar dondu. Arkadaşlar içeriye aldığınızda da yaprak döküyor. Yani sukulent bakmak aslında çok zevkli. Fakat o kadar da kolay bir iş değil yani. Aa, PTT kargo gelmiş. Benim kargom vardı, getirmedi. Allah Allah. Şimdi arar mı acaba? Arabasına geçti ama. Olabilir. Neyse, eğer getirirse hemen gösteririm size. Ama gidiyor arkadaşlar. Yok. Kargom gelecek. İki tane kargo bekliyorum. Sonra şu sarmaşıklar biliyorsunuz. Şu sarmaşık zavallıları şu. Donmuştu ama etrafından bir sürü bebek vermeye başlamış. Bakın şuradan prenses çamı. Bakın burnunu uzatmış. Şuradan prenses çamı büyüyor arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şuradan. Prenses çamı büyüyor. Böyle. Ha, bunun altında kaktüs varmış bakın. Şöyle kalmış. Kaktüsler altında falan kalmış. Şöyle arkadaşlar. Şunları da yapraklarını kopartalım. Şu arkadaşlara engel olmasın, büyüsünler. Böyle arkadaşlar bugün ne yaptım? Camı kapatayım, donduk tabii bu arada. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Bugün kalktım. Eşimi işe yolladım. Aslında bugün ona da tatildi ama yani işleri vardı. Gidecekmiş. Onu gönderdim. Ondan sonra kendim evin toplanmasına falan bakacağım. Bunun öncesinde bir sürü WhatsApp'tan gelen yazışmalarımız vardı. Bu farmasi grubuyla alakalı, kurduğumuz ekiplerle alakalı şeyler vardı. Onları hallettim. İşte bugün ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle biraz evi toparlayacağım. Sehpalarım falan ortada. Bunları toparlayacağım. Bu arada inoyası da yapıyorum size. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Farmasi için aramam gereken arkadaşlar var. Onları arayacağım. Akşam gece saat 2'de şunun ucuna bunu başladım. Şunun ucuna dedim ki bunu başlayayım dedim. Ve dedim şey yapayım. Arkadaşlar böyle bırak demişlerdi. Böyle bana çok saçma geldi. Şöyle dedim yapayım arkadaşlar. Şöyle nasıl göstereceğim? Gösteremiyorum da. Şöyle. Hemen dedim böyle yapayım. Büyütü yaparım. Üstünü toparlasın. Diğer şekilde çok saçma olur. Çünkü arkadaşlar bakın şu üstteki ipin markası farklı. Alttaki farklı. Alttaki çok sündü. Hiç güzel bir ip değilmiş. Hiç beğenmedim ipi. Sündüğü için de el işi güzel olmadı. Zaten bunun şurasında şöyle bir iğne oyası vardı. Şurasına fırfır dikilecek yine. Bunu dedim bitireyim en azından. Akşamlardan olsun. Vaktim çok olamıyor. Vaktimin olamama sebebi işte bu WhatsApp'tan ekip yönetiyor olmak arkadaşlar. Bundan özelden yazan oluyor. Benim özelden yazdıklarım oluyor. Bu yüzden biraz yoğunum.
Rabbime şükürler olsun. Hastalıkla başka şeyle yoğun etmesin. İşle güçle yoğun etsin arkadaşlar. Neyse. Ben şimdi işime gücüme bir geçeyim. Ondan sonra da bakalım öğlene doğru ne yaparız. Arkadaşlar salonumu topluyordum. Salonumu şöyle bunları şöyle yapmak için buraya koydum. Akşamdan eşimle çay içerken falan işim bitince onu yapıyorum. Ama şu çiçeğe arkadaşlar ben geçenlerde su verdim. O kadar artık hızlı kurutuyor ki dibini. Bakın. Bakın. Yani şey olmuş artık. Diyor ki şu yaprak da mesela yani susuz kalıyorum. Demek istiyor arkadaşlar. Bunları sulamak istiyorum. Ama gerçekten çok hızlı bir şekilde susuz kalıyorlar. Bir de şuna. Şu arkadaşlar. Bakın. Demek ki büyüdükçe böyle oluyor. Veya içeride kalorifer yandığı için mi? Bilemedim. Ama tabii güzelleşmeye de başladılar. Güzelleşmeye de başladıkları için çok şey yapmak istemiyorum. Hemen böyle isteklerini karşılamak istiyorum. Bir aklım diyor ki birkaç gün daha su aramasında bulunsunlar diyorum. Ama arkadaşlar birkaç gün daha su arattırırsam yani kalkar diyorum yaprakları sararır. Bakın şöyle dışarıdan çok güzel gözüküyor şöyle. Bu sefer alt yaprakları çürütürse o kötü. Bakın susuz kalınca sararıyor alt yapraklar. Bu sefer alt yaprakları çürütecek. Ben en iyisi bir şey yapmıştım. Muz enzimli su yapmıştım. Ondan ben bu arkadaşlara katayım. Bakayım faydası olacak mı? Şu anki gidişatları da gayet güzel. Bunların altında kompost var. O yüzden arkadaşlar. Yani şöyle bir de muz enzimli suyumu göstereyim size. Ha bu arada mutfağımı da topladım. Mutfağı toplarken neden çekmedim? Çünkü mutfağı toplarken arkadaşlar şöyle muz enzimli suyum var. Mutfağı toplarken şöyle birazcık WhatsApp görüşmelerimiz vardı arkadaşlar. O WhatsApp görüşmelerimizden dolayı bu benim farmasi ekibim, grubumla alakalı. Ondan dolayı şey yapmadım. Buraları hem çektim hem telefonu şuraya koyuyorum arkadaşlar. O esnada yazışıyoruz falan. Onlar yazınca cevap yazıyorum. Ondan oldu. Yoksa çekerdim yani. Şöyle arkadaşlar. Ben direkt toprağına dökeceğim. Çok şey olsun istemiyorum. Bir de şu çürüğü burada bırakmayacağım. Bu çürüğü almam lazım. Şöyle koyayım ıslanmasın da onu götüreyim. Çünkü arkadaşlar bunun yapraklarının zehirli olduğunu söylüyorlar. O yüzden ben kendi dibine koymuyorum. Bunun çürüklerini direkt çöpe atıyorum. Yani kendimce öyle bir fikir oluşturdum. Şimdi ben bunu sulayayım. Tek elle yapamayacağım. Sonra açacağım size. Arkadaşlar bakın çok dökmedim. Şu kısma kadar öbürüne de döktüm. Buna da döktüm. Çünkü tabağına sızsın istemiyorum. Tabağına sızdığı zaman yani kalkar böceklenme yapar diye korkuyorum. Bir de burada böcek çekemeyeceğim. Ama sadece toprağını ıslatacak kadar. Bakın diğerini de göstereyim ben size. Tabağına çıkmış mı? Çıkmamış bakın. Yani tabağına çıkmayacak kadar hala üstünde bak suyu duruyor. O kadar kuru ki hala suyu duruyor. Bu arada tabii ki süt dökerken duvara sıçratmışım. Orayı da sileyim. Yani arkadaşlar çiçeklerle uğraşmak gerçekten ekstradan bir temizlik. Yani ya bırakacaksın, hep batacaksın, gideceksin ya da uğraşacaksın. Başka çare yok. O yüzden biraz meşakkatli iş. Ha bu arada ben ilk defa muz enzimini yaptım. Muzu hep toprağa gömüyordum. Muz enzimini ilk defa böyle su olarak veriyorum arkadaşlar. Yani
Kokusu var mı? Hiç kokusu yok. Belki soğukta beklettiğim için hiç kokusu yoktur. Hiçbir şekilde muz kokusu dahi yok. Şu çöpümü alayım. Hiçbir şekilde muz kokusu dahi yok. O yönden sevindim. En azından yani böyle kokmuş bir şey olsaydı dökmeyecektim. Bunun içerisine tekrar muz ilave etmek istiyorum. Muz kabuklarımız vardı. Varsın çürüsünler arkadaşlar. Bu esnada da dışarıdaki sukulentlerimi sulayacağım, bununla deneyeceğim. Bunu da size buradan söyleyeceğim arkadaşlar. Bakalım faydasını görürsek sukulent kanalında da yayınlayacağım bunu. Arkadaşlar şöyle muz kabuklarım var. Buradan bunları tahmin ettiğiniz üzere. Bunun suyunu aldıktan sonra diye düşündüm. Ağzını kapatırım. Eğer çok güneşli günler olursa kompost olarak gömerim. Eğer güneşli gün değilse artık kompost yapmayacağımı söylemiştim size arkadaşlar. Böyle bir karar vermiştim biliyorsunuz. Eğer güneşli gün değilse arkadaşlar atarım çöpe, ne yapayım? Enziminden bir faydalanayım bakayım. Ondan sonra zaten şu kovamı, şu kompost kovası var ya, onun üzerine ekleme yapmak istiyorum. Bu arada kar başlamış. Çok güzel kar yağıyor. Bakalım bu hafta tatil olacağız mı? Şu an tatildeyiz de sadece cuma günümüz var. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu yayınladığım zaman büyük ihtimalle kandil geçmiş olacak. Ama bu akşam kandil. Hepinizin kandilini Rabbim dualarını kabul etsin. Müslümana her an her an ibadet anı biliyorsunuz. Rabbim inşallah o güzel gecede ettiğiniz tüm dualarınızı kabul etsin arkadaşlar. Bunu da bu kompostun başında demek istemezdim ama bu kalan kısma da su ekleyeceğim arkadaşlar. Tam olarak muz şeyini alsın, enzimini. Hiçbir kokusu yok bu arada kendilerinin. Su eklemesini de yapayım. Ondan sonra biraz ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Biraz şey yapmak istiyorum. Hatimim vardı. Hatimimi okumak istiyorum. Ondan sonra sonrasında da zaten arkadaşlar hatimeden akşam oluyor. Yemek yapacağım. Yemekte ne yaparsam size çekerim büyük ihtimalle. Görüşürüz arkadaşlar. Ne yapacağımı da size çıkartayım arkadaşlar. Şöyle buzluğumdan tavuk eti yapmayı düşünüyorum. Sadece sote olarak yapacağım. Bu kadar az mı yapacaksın diyeceksiniz. Arkadaşlar hiçbir şey yemiyorlar. Yani yaptığım her şey kesinlikle çok ciddi derecede kalıyor. Ben bile hayret ediyorum. Yani hiçbir şey yemiyorlar. Bu arada bunu dolduruyorum. Şöyle arkadaşlar bunu ben direkt balkona koyuyorum. Balkonda da şunu belki merak ediyordursunuz. Bu ne diye. Bu arkadaşlar vermiklüt, torf, böyle şeyler. Sonra orayı düzenlerim. Çiçeklerimin üstü kapalı bir şekilde duruyorlar. Çünkü bunlardan çok emin değilim. Diğerleri çok güzelleşmiş arkadaşlar. Bunların içerisinde seradan aldıklarım cinsler de var. O yüzden maalesef şu soğuktan, şu kızarmadan, pembeleşmeden mahrum kalacaklar diğerleri. Ama inşallah baharda onları cinsi cinsine ayıracağım. Çok planlarım var. Daha önce bana Aslı Obuz hanımefendinin gönderdiği saksılar vardı. Saksı seramika dün videosunu yaptım. O saksılara geçireceğim zaten birçok türümü. Ondan sonra arkadaşlar onları geçirdikten sonra onları kendime ayıracağım. Onları hiçbir şekilde anaçlara ekeceğim. Öyle planlarım var. O planlarımda bunları ayıracağım. Birbirinin yanında olduğuna karar verdiklerim olmayanlar. Onların hepsine bakacağız arkadaşlar. Bu cimcimeyi buraya aldım. Buna kıyamadım ya. Bunu dedim ki kalkar üşür. Dalları çok incecik. Minnacık. Birkaç gün dedim evde yaşasın.
Evden de hiç memnun değil ha, onu söyleyeyim. Evden hiç memnun değil. Arkadaşlar, o kadar telaşım var ki video çekmeyi bile aksatıyorum ya. Şimdi arkadaşlar, şöyle et soteni nasıl yaptım? Bu tavuk et sote. Bunu soğan doğradım, yağını koydum. Ondan sonra tuz koydum. Domates doğradım bir tane. Ve etlerimi doğradım. Arkadaşlar, kapağını da şöyle kapattım. Bir tane et kalmış burada. Kapağını da kapattım. Kısığı aldım. Ve inşallah bu şekilde güzelce pişecek. Arkadaşlar, bugün aslında iki tane kargo bekliyordum. Birisi geldi. Bir tanesi de daha gelmedi. Şöyle ne aldığımı size göstermek istiyorum. Arkadaşlar, genelde temizlik maddesi yoğunluklu. Şöyle. Şunlar da çok güzel. Bakın arkadaşlar. Burada kaç liralık ürün var biliyor musunuz? Burada 100 liralık ürün var. 100 liralık ben ne aldım? Bakın, şunları göndermişler, çok sevindim. Bu aparatları gönderdiklerine. Çünkü ben şöyle arkadaşlar, bakın. Ocak temizleme, ondan sonra böyle yağ kir sökücü. Yağ kir sökücü aldım. İki tane aldım bundan. Birisini banyoya koyacağım. Bir tanesini de şeye koyacağım arkadaşlar. Birini banyoya, birini de mutfağa koyacağım. Şöyle arkadaşlar, bir tane sarımsaklı şampuan, bu hediye geldi. Hediyeleri şöyle koyalım. Şu diş macunu, bu da hediye geldi. Onu da böyle koyalım. Bir de bana bir hediye daha gelmiş olması lazım. Evet, şu. Şu hediye. Bu da hediye geldi. Bunlar benim ikinci ay hediyelerim arkadaşlar. Sonra bir tane yine hediye tester gelmiş. Bunlar böyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, sıvı el sabunu aldım. Sıvı el sabunu çok kullandığımız, çok tükettiğimiz bir şey zaten. Kaç tane aldım? Şöyle arkadaşlar, bu set halindeydi. Şunu, şu ve şu. Bakın. Şu ve şu. Şöyle set halinde 22 liraydı. Şöyle duş jeli ve şeyden aldım. Bir de şu arkadaşlar. Bu Doktor Cevdet Tuna'nın çay ağacı. Biliyorsunuz, çay ağacı ile alakalı çok fazla şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Ürünü var ve sivilcelere, cilt rahatsızlıklarına falan çok iyi gelen bir ürün. Bundan bir tane almak istedim. Aldım. Ve arkadaşlar, şöyle bir tane yumuşatıcı aldım. Yumuşatıcımı da artık buradan alacağım. Ondan sonra arkadaşlar, şu neymiş? Bunu bir bakacağım. Bu şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Ben poşet istedim. 20 tane poşet. Şöyle 20 tane poşet kaç lira? 5 lira. Farmasinin poşetini, çünkü ürün vereceğim zaman farmasi poşetiyle vermek istiyorum. Bir türlü olmadı, sıkıntı olmuştu. Şöyle de Mart ayı kataloğu geldi arkadaşlar. Mart ayında alışveriş yapınca inşallah o katalogdan faydalanacağız. Şöyle faturam. Ben şimdi size arkadaşlar şöyle faturamı göstermek istiyorum. Fatura sonucumu, tutarımı göstermek istiyorum. Ben kaç liralık ürün almışım? 130 liralık ürün almışım ben. Yok, 113. Mal hizmet toplam tutarı 113 liralık arkadaşlar. 133 liralık, pardon. 133 liralık ürün almışım. Planın ne aldığımı da unuttum. Ve 100 arkadaşlar, 130 liralık üründe bakın, duş jeli, 2 duş jeli, sıvı el sabunu, bunlar hep zeytinyağlı, hepsi yani böyle
hassas ciltler için şöyle çay ağacı. Bu çok önemli. Şöyle yumuşatıcı arkadaşlar. Şöyle banyo vitsi. Şöyle tekrar mutfakta kullanacağım kiriyağı çöz olarak. Şöyle başlarının aparatları. Eskiden bu aparatlar paraylaydı. Şimdi bedava demek ki oluyorlar. Şöyle arkadaşlar diş macunu. Şöyle arkadaşlar Cevdet Tuna sarımsaklı şampuanı ve şu hediyesi. Sonra şu da hediyesi ve poşet. Bunların hepsini arkadaşlar 130 lira verdim. Bunların hepsini marketinizden alsaydınız 130 lira. Evet, ya tutardı arkadaşlar ya da geçerdi. Çünkü her şey çok pahalı. Ama tabii ki bunun üzerine ben bir de puan kazandım. Bu ay benim direkt banka hesabıma yatacak olan da bir para var. Yani ekibim olduğu için. Gerçekten network alışını yapmaya çalışın arkadaşlar. Eğer bilemiyorsanız bakın. O kadar bunları öğreten insanlar var. Mesela ben çok güzel öğretiyorum ekibime. Ekibim tıkır tıkır işliyor. Maşallah, subhanallah. Yani biz de öğrenmek istiyoruz. Biz de bu işi yaparız. Biz de kazanırız diyecek olan kişiler. Arkadaşlar bakın ben daha 1,5 aylık farmasideyim. 1,5 ayda şimdi bana yatacak olan 300 lira bir para var. 300'den fazla olduğunu düşünüyorum da. Temkinli konuşayım, 3 gün var. Kaç lira yattığını ben size söyleyeceğim. 300 liralık bir bu siparişleri girmem gerekiyor. Çünkü yani sonuçta ben burada hem kullanıcıyım hem de bu işi yapan kişiyim arkadaşlar. Altımda ekibimle beraber, ekibimde de tam bu ay 9 tane banka hesabına para yatacak olan arkadaşım var. Daha 1,5 ay ve herkes de bu şekilde ürünlerini aldı. Şimdi ben bunu kendi grubumdaki arkadaşlarım için çekip atacağım arkadaşlar. Buradan sizinle bir de veda edelim. Bu akşam kandil arkadaşlar. Kandil olduğu için buradan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizin kandili mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İnşallah günahlarımız varsa affetsin. İnşallah görüşürüz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı kandiller olsun.